şunu bana. Bırak, ver şunu. Bırak şunu bana. Bırak. Bırak, ver şunu bırak. Bana. Seni gebertirim. Zeynep. Bırak. Asker. Ver o silahı bana. Yaklaşma. Yaklaşma. Tamam. Silahı bırak, konuşalım. Doğa, benim kızı kıvırdama. Yapma. Bırak. Sen delirli mi? Ne yaptığını sanıyorsun? Bırak. 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 Sakin ol. Bırak. Kelepçele şunu. Bırak. Kelepçele şunu. Ben bir şey yapmadım. Daha ne yapacaksın suçlarına? Bir de kal, seni öldürmeye teşebbüs eklendi. Al şunu götür. Tamam, hadi. Geberteceğim seni. İyi misin? İyi misin? Çok korktum, öldürecek sandın beni. Tamam, geçti. Çok korktum. Tamam, geçti. Tamam, geçti. Çok korktum. Seni öldüreceğim. Gel. Gel şöyle. Silah sesi miydi o? Ne oluyor burada ya? Bir dakika, niye kelepçe taktınız müvekkilime? Doktor görüşmesi var. Yaklaşmayın avukatım. Ya ne oluyor? Biri bir şey açıklayabilir mi lütfen ya? Liz Hanım, ne oldu? Konuşmak yasak. Savcı içeride. Git ona sor. Müvekkilimle istediğim gibi konuşurum. Hem savcı neden burada? Niye geldi ya savcı? Bir odayı alalım, tutuklayayım. Hadi arkadaşlar. Yürü kal. Hadi yürü. Yürü. Ya bir açıklama yapar mısınız lütfen? Ya ne oluyor? Neden savcı geldi? Filiz Hanım. Ya biri bir şey söylemeyecek mi? Filiz Hanım. Ondan kulağında bant vardı. Isırmış yani basbaya, öyle mi amirim? Böyle kan filan görünce de üstünde. Ya galiba. Ve yüzüne gözüne de bulaşmış. Cezaevindekiler sormuşlar tabii. O da bayağı alenen söylemiş yani. Kardeşimin kulağını ısırdım demiş. Ya amirim, bu karı basbayağı manyak çıktı ya. Allah muhafaza bu deli raporu falan alırsa, yani yeniden Mercan'a musallat olur mu olur? Tehlikeli yani. Öyle maalesef. Ah salak, kafam benim ah. Vallahi kessem kendimi doymam amirim ya. Ya bu kadar çocuk olur mu insan ya? Yani fark etsem, aysam duruma hiç buralara varır mıydı bu mesele ya? Oğlum, nereden bileceksin ya? İnsan kendi gibi biliyor işte sevdiğini. Öyle olunca da kendini teslim ediyor işte. Aman amirim, çocuk muyum ben ya? Bilecektim, anlayacaktım, sezecektim. Müsaadenle amirim. Söyle kardeşim. Eren, Göksu'yu da al. Hemen gelin buraya. Anlamadım ki, ne oldu ya? Filiz Ceylin'e saldırdı. Ceylin iyi mi peki? İyi. Kurşun kimseye isabet etmemiş. Hadi Göksu'yu alın, gelin buraya. Geldim, geldim. Gerçekten iyi misin? Ne oldu tam olarak? Kızacaksın biliyorum. Ama tamamen benim salaklığım. Ya ben duyunca kendimi tutamadım. Gelip kendimi görmek istedim. Silahımı almışsın. Evet, adliyedeydi benimki çünkü. Yani tamamen kendimi koruma içgüdüsüyle aldım herhalde, bilmiyorum ki. Bak Ilgaz. Bak bu kadın bilerek yapıyor bunların hepsini. Bu raporlar, oyunlar falan. Aleni bir şekilde her şeyi söyledi zaten. Beni tehdit etti resmen. Mercan'ı benden geri alacağını söyledi. Her şeyi söyledi. Silah burada duruyordu ya, burada duruyordu. Ve aklından bile geçmedi alacağı. Sonra ateş etti. Ya tamamen şans. Eğilmeseydim. Ilgaz resmen öldürecekti beni kadın ya. Çok şükür hayattasın. Peki kilidini mi kapattın silah almaya çalışırken? Bilmiyorum. Yani o an ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ama kapattım, o yüzden tekrar ateş edemedi zaten. İnanamıyorum ya.
Farkındasın değil mi? Vazgeçmeyecek. Öfkesi dinmiyor işte. Dışarı çıkıp Mercan'ı bizden geri almaya çalışacak. Ben buna izin verir miyim sanıyorsun? Ben kızımızı bir daha kaybetmeye izin veririm mi sanıyorsun? Ama bak Ceylin, sen bu hareketinle kızımızı annesiz bırakma yollarında yürüyorsun. Ya sana bir şey olsaydı? Ne yapardım ben? Mercan ne yapardı? Bak ben seni de kızımızı da herkesten, her şeyden koruyacağım, tamam mı? Ama seni senden koruyamıyorum. Ya ama yeter. Ya ne bir şey söylüyorsunuz, ne içeri girmeme izin veriyorsunuz? E müvekkilimle görüşeyim o zaman. Nedir yani, neyi saklıyorsunuz ya? Ne oluyor Ilgaz? Ilgaz? Sayın savcım. Olan şu, müvekkilin Ceylin'i öldürme kastıyla ateş etti. Kasten öldürmeye teşebbüs yani. İmkansız. Burada doktor görüşmesi vardı, heyete girecekti. Silah nereden çıktı? Bir görüşebilir miyim ben müvekkiline, bir kendim sorayım. İptal, anladın mı? Kimseyle görüşmesine izin vermiyorum. Bir suç daha işledi. Yapılması gereken neyse o yapılacak. Emniyete gidecek, ifadesini verecek. Verir. Ama sizin de açıklamanız gereken bazı şeyler var. Ceylin savcı ne arıyordu burada? Kimden öğrendi de geldi buraya? Bu dosyanın savcısı Efe savcı değil mi? Nasıl ve hangi sıfatla müvekkilimle görüştü? Başsavcıya sormak için sabırsızlanıyorum. Tutan yok, git sor. O kestirmeden yürüdüğün yolları da açıklarsın gitmişken. O yolların hepsini taşla kapatacağım tek tek. Deli gömleğiyle buradan sıyrılmanıza izin vermeyeceğim. Bir dakika. Pardon da bu silah nereden çıktı? Kim getirdi bu silahı? Çok saçma her şey ya. Ceylin'in çantasından almış. Çok saçma. Aç aç. Hepsi bu kadar. Hey, tamam bak, duydunuz zilin sesini. He? Hadi başlasın artık. Temizlik oyunları. Ha. Ya bir de ben bugünlerde biraz nakde sıkıştım da. O yüzden meblağ fazla, vakit az. Yani elinizi çabuk tutun. Hızlı olun, hep olun. He? Yalnız Kadir Bey... Yani şey olmasın sonra. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Siz yaparsınız. Bak, hedefe ulaşmak için hep yukarıya doğru ateş edeceksiniz. Anladın mı? Ha? Siz yaparsınız, başarırsınız onu. Kadir abinizin var ya, size güveni sonsuz. Hadi. Arayı açmayın. Yürüyün lan. Bu sefer dümdüz... Hallederiz be oğlum. Abi bu ne? Ya lütfen bunları düşündüğüm şey olmasın ya. Sence? Ha, sence? Abi hani borç bitmişti, hani biz bu toplara girmeyecektik daha ya? He, sıkıyorsa girme. Ulan adam geldi, bombayı kucağımıza bıraktı. Ya bu sefer dolambaçlı yoldan falan da dile. Bayağı böyle dümdüz tehdit etti herif yani. Of! Telaş ailesi, bir sakin ya. Ortiler, beyler, artık dönülmez yola girmiş bulunmaktayız. Yani zevk almaya bakacağız, mecbur. Yani... Ya bunun bu rahatlığı var ya. Lan oğlum işte birbirimizi tamamladık, ne güzel.
Şeytan üçgeni ha. Kralız. Ha, kralız kardeşim, kralız. Krallığımız nerede? Hani kralız ya, nerede krallık? Lan oğlum, telaş yok. Tık tık, hallederiz ha. Oh. Nerede Ilgaz Savcı ile Ceylin Savcı? Burada. Tamam. Gökçüsüz burada bekleyin. Ben bir durumu anlayayım neymiş. Savcı? Ceylin? İyi misin sen? Nasılsın ya? Ölmedim çok şükür. Aman Allah korusun öyle deme ya. Yoksular nerede? Kapıda savcı. Sen gerçekten iyisin değil mi Ceylin? Sen geldin ya. Daha iyi olacağım şimdi. Şahıs'ın swap'ını alalım. Emir anlaşıldı savcı. İşlem bittikten sonra da emniyete götürürsün. Göksu sen de şahısla birlikte geçersin. Tamamdır. Eren silahı da alalım. Çekirdek burada. Görmüşsündür zaten. Kovan. Kovan da burada. Evet savcı. Ceylin hadi biz emniyete geçelim. Hakikaten ya siz bir gidin. Ben zaten buradayım. Abi yani korktu. Kireç gibi olmuş kız ya. Bir dışarıya çıkın hava alın biraz. Efe emniyette mi? Yok savcım ama ben gelirken aradım. Geçmek üzeredir şimdi emniyete yolda. Tamam. Hadi geçmiş kolay gelsin. Geçmiş olsun Ceylin savcım. Göksu, bana oradan delil poşeti bir de eldiven versene. Hemen başkomiserim. Ben bir elimi yüzümü yıkayacağım. Ben geliyorum peşinize. Sakın ben gelene kadar kimseyle konuşmayın. Göksucan, sen buraları toparlasın ciğerim. Ben çıkıyorum artık. Hadi kolay gelsin. Savcım, yani buradaki işimiz bitti. Bir tek çekirdek kaldı. Onu da Göksucan aldı mı? Tamamız yani burada. Ben geçiyorum emniyete. Tamam, biz de geleceğiz şimdi. Tamam, emniyette görüşürüz o zaman. İyi misin? Osman abi. He. Ya hazır gelmişken ben bir parlayı mı görsem diyorum. İyi gör. Yalnız yektan hazırından bayını almayacaksın sanma tamam mı? Biz senin için bekletiriz. Sonra ısıtır yersin artık. Tamam abi. Hay Çınar. Beni görmedin. Yektayla işmiş falan karıştırmıyorsun. Yok tamam. Hadi. Aşkım. Aa evet Çınar sen. Sürpriz. Hiç söylemedin geleceğini. Ha. Ama haber verseydim sürprizin ne anlamı kalırdı değil mi? Yani nişanlımıza da sürpriz yapamayacaksak. Oho. Ben bir şey bölmedim inşallah. Yok yok toplantımız vardı da dosya konuşuyorduk Bora'yla. Çınar ben de nişanlısı. Memnun oldum ben de Bora.
Bu arada bizim Tilmen avukatlarından Çınar da benim nişanlım. Çınar avukat değilsin sanıyorum. Hayır yok yok, bir eve bir tane avukat yeter. Ben daha çok hani para kısmındayım, finans danışmanıyım. Şahaneymiş. Bravo. Nefis. Yani neyi yapmayın dediysem onu harfiyen yaptınız öyle mi? Pes. Kafalarınız cidden pırıl pırıl. Bomboş. Öyle ki o boşlukta sesim yankılana yankılana büyüyor. Onu bile duymuyorsunuz. Ya adam Elif'in göz renginden saçına kadar tarif etti diyorum ya. Eve yavru köpek yolladı. Eve yavru köpek yollamak ne demek? Herif diyor ki yani ben sizin röntgeninizi çektim, sırayla hepinizin kemiklerini kıracağım diyor. Beş şıkkı olsa seçerdik zaten değil mi? Seçerdik. Her zaman vardır. Yoksa da yaratırsın. Ama işte zeka. Dönüp dolaşıp takıldığımız yer. Ne deseydik adama? Ne yapsaydık? Hayır diyecektiniz. Ya şu iki heceyi öğretemedim size. Hayır! Bana da aynı numarayı çekti. Bir gittim, Laçin'e kitap imzalatıyordu. Aynısını yapmış. Abi korkmuyor musun? Ya korkmadın mı? Ya Laçin yenge adamın yanında gördün. Korktum. Ama gaza gelmedim. Neden? Çünkü yaşadıklarından öğrendiğim şeyler var. Nasıl? Çağrışım oldu mu bir? Abi zaten almayacaktık. Biz bu işi almayacaktık. Anlıyor musun? Ne sus, ne sus? Birimiz öbürünün freni olmak zorunda ya böyle şeylerde. Ya ne sus abi, delirtme beni. Ya, fren falan yok ki sende. Anca zaten kökle. Kökle kanka, kökle. Ha? Tık tık gördün, tık tık. Sen beni arar mıydı ya? Yekta, yalnız kalabileceğim bir yere geç çabuk. Yoksa bana gizli hayranlığımı itiraf edeceksin. Tamam tamam, bir saniye. Gençler, hemen geliyorum ben, hemen. Tamam, geçiyorum uygun bir yere. Bekleteceğim biraz. Bir saniye. Çıkın bakayım, gidin başka yerde yapın gıybetinizi. Tamam, yalnızım. Korkmalı mıyım? Evet, nerede kalmıştık? Kadir Bey mi? Hayır. Hızla karar verelim ne yapacağımıza. İşi alma kısmını geçmiştik. Sayenizde. Evet, hemen toparlayalım. Benim acil işim çıktı, çıkmam gerek. Ya bir dakika lütfen, bundan acil ne olabilir ya? Para nerede şu an? Arabada. Gelin mi gezdiriyorsun? Salak mısınız oğlum siz? Ne iş var arabada? Ya arabanın üstünde yazmıyor bagajında para var diye. Sakin kral ya. O parayı hemen bir banka kasasına koyun. Kimseye de bahsetmeyin, benden de haber bekleyin. Kimle konuşmak istiyorum. Hastanede görüşmeme izin verin dedim. Görüşüm tabii avukat hanım. Alalım avukat görüşme odasına. Emir anlaşıldı amirim. Geçin bakalım. Evet. Ne oldu şimdi, anlatın bakalım. Ben sizi hastanede bıraktığımda her şey gayet yolundaydı. Doktorlarla görüşecektiniz. Nasıl oldu bu durum? Ne oldu, neden geldi Ceylin? Bana tuzak kurdu. Benimle oyun oynadı. Tamam, tamamdır Yasemin Hanım. Tamam, sağ olun. Nasıl olmuş Mercan? Daha iyiymiş şimdi. Etrafında çok uyaran olduğu için
Normal dedi. Yani dağ başında bir ev, bahçeyle sınırlı bir hayat. O yüzden normalmiş tepkisi. Bizim onu akıl etmemiz gerekirdi. Çok haklısın. Ama her şey yolundaydı, keyfi yerindeydi. Tahmin edemedik Ceylin. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Ne zaman görebilirmişiz bir daha Mercan'ı? Haber vereceğim dedi. Ama çok uzun sürmezmiş. Ben onun o elindeki silahı görünce zaten yalan yok, tamam, korktum. Zaten çantanın içindeki silah da öyle kabak gibi duruyordu. Bir dakika. İki tane mi silah vardı? Evet. Evet. Ben de ondan bahsediyorum işte. Onu anlatıyorum, evet. Biz şimdi karşılıklı duruyorduk. Sonra birden belinden silahını çıkarıp arkasını döndü. Duvara ateş etti. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Sonra ben de çantasındaki silahı aldım. Ona doğru tuttum ama tamamen kendimi savunmak için. Sonra o elindeki silahı kalktı, beline koydu. Bu sefer benim elimdeki silahı saldırdı. Sonra zaten kocası geldi. Eski kocası. Ben bunu ittim. Bu sefer silah benim elimde kaldı. Ona doğru tuttum. O an dedim ki tamam. Tamam, bitti. Öldür, kurtul. Keşke daha önceden öldürseydim onu. Sonra silahı aldım. Tetiğe bastım. Çalışmadı. Bu silah çalışmadı. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Emniyeti kapalıdır. Heyete girmene engel oldu. Durdurmak için. Şimdi de hastaneye sevk edilmemize hayatta izin vermeyecekler. Çünkü bir savcıyı öldürmeye teşebbüsten yargılanmanı istiyorlar. Sevk etmeyecekler bizi hastaneye. Feci zaman kazandılar. Ne demek izin vermeyecekler ya? Ne demek izin vermeyecekler? Bana bak. Ne yap ne et, bu işi hallet, tamam mı? Beni buradan çıkarman lazım. Benim kızımın yanında olmam lazım. Tamam. İzin vermeyeceğim. Acaba bu tarafta delil arayacağınıza bir Ceylin Savcı'nın da mı üstüne baksanız? Oha. Müvekkil Miki silah olduğunu, kendisini hiç ateş etmediğini, ateş edeninse yine başka bir silahla Ceylin Savcı olduğunu iddia ediyor. Müvekkilin yalan söylüyor. Silahım şu an odamda kilitli bir şekilde çekmecede duruyor. Bakılmasında her iki taraf için de fayda var sanırım. Siz de rica etsem, siz... Bir durun bakalım avukat. Böyle ulu orta savcı suçlamak, rica etmek. Hangi fakülteden mezunsun sen? Hukuk değil herhalde. Efe savcım. Önce bir Ceylin savcıyla konuşayım Nil Hanım'a. Bakalım biz gerek görecek miyiz? Ayrıca taleplerinizi yazılı olarak da sunabilirsiniz. Yine ölçüsüz ve orantısız bir güçle karşı karşıyayız. Şaşırdık mı? Hayır. Ceylin savcım, siz toplanın lütfen. Hayır. Bir memur gönderilmesini talep ediyorum. Odama, çekmeceme bakılsın. Avukat hanımın da bu saçmalığı son bulsun lütfen. Tamam savcım, siz nasıl istersiniz ama böyle bir zorunluluğunuz yok. Bunu siz de biliyorsunuz. Biliyorum ama lütfen gönderilsin. Tamam. Emir anlaşıldı sayın savcım. Tuğçe, nereye böyle kızım? Hayırdır? Efe savcı görev verdi, adliyeye gideceğim. Allah Allah, ne göreviymiş bu? Başkomiserim, bir sakin ol ya. Dünyanın en safe görevi, gideceğim Ceylin savcının silahını alıp geleceğim. Ne alaka ya? Filiz bacının avukatı Nil. Benim müvekkilim ateş etmedi, Ceylin'de de silah vardı, o ateş etti diyor. Allah Allah, bunlar da iyice çıkarmaya başladı ha. İşte, bütün tuşlara basıyorlar. Neyse, ben adliyeye gidiyorum yani. Delil poşeti aldın mı? Eldiven. Aşk olsun başkomiserim ya. Tam teşekkürlü gidiyoruz görevimize. İyi, hadi fırla. Hadi gidelim. Ben toplanayım. Yoksa. Burada olmaması bir şey değiştirmez. Hastaneden emniyete gelene kadar ki süreçte... İddialarınız iftira boyutunu da aştı artık avukat. Bir sussanız mı? Varsa bir şikayetin, yazarsın dilekçeni, bakılır.
Ne oluyor ya? Hayırdır? Amirim, siz Filiz Bağcı'nın ifadesini alsınız. Evet. Şahsi alalım sorgu odasına. Anlaşıldı amirim. İşiniz bittikten sonra Sayın Savcım, Ceylin Hanım'dan da swap izi alınmasını rica ediyorum. Gayet makul bir istek. Hiçbir karar ve izin gerekmeden ben gönüllü olarak vermeyi talep ediyorum. Böylece kimsenin aklında bir soru işareti kalmamış olur. Hanım değil. Hanım değil. Savcı diyeceksiniz, savcı. Okulda galiba bu da eksik kalmış. O da hukukçu, ben de. Böyle bir zorunluluğum yok. Defne. Siz de ne çok seviyorsunuz okulu ya. Coğrafyacı tam bir psycho. İyi ki sizin sınıfa denk gelmedi. Ödevleri zil çaldıktan sonra veriyor. Aman hadi neyse gidelim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ ol. Yani Ilgaz'a da söyledim zaten. Neden silah aldığımı bilmiyorum. Tamamen kendimi koruma içgüdüsüyle. Neyse. Sonra çantayı masaya bıraktım. Ona bu raporun bir oyun olduğunu, ne yapmaya çalıştıklarını anladığımı söyledim. O da buradan çıkacağını, Mercan'ı benden geri alacağını, hatta kendisinin geleceğini söyledi. Ben de haliyle sinirlendim. Buna asla izin vermeyeceğimi, bunun için beni öldürmesi gerektiğini söyledim. Öldürmek derken bu ölümü çiğnersiniz anlamında vardır ya. Ya ortada bir tahrik var dense bile zaten hiç masum görünmüyor karşı tarafta. Sonra çantamdan silah aldı. Tetiği çekti, ateş etti. Ben değildim. Belinden silahını çıkardığı gibi arkasına dönüp ateş etti. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Her şey birdenbire oldu. Korktum, çok korktum. Ondan sonra ben de çantadaki silahı aldım. O da elindeki silahını beline koydu. Artık deli cesareti mi geldi bilmiyorum. Atladım silahı almak için. Tam o sırada da Ilgaz geldi zaten. İsterseniz ona sorun gerisini. Ben içeri girdiğimde Ceylin silahı almaya çalışıyordu. Ve beni itti. Yeniden ateş etmeye çalıştı. Ama emniyet kilidi kapalıydı. Yani silah almaya çalışırken emniyet kilidini kapattım sanırım. Ya olası. Ama farkında değildim. Yani bilinçli yapmadım bunu. Demek ki yaşayacak günüm varmış. O silah o an ateş almış olsaydı şu an burada olmayabilirdim. Size yemin ederim iki tane silah vardı. Havaya mı uçtu öteki? Odanın bir görüntüsü falan yok mu peki? Hı? Başkomiser almışsınızdır mutlaka. Bir bakalım kim doğruyu söylüyormuş, kim iftira atıyormuş. Almadık. Yani aklımıza gelmedi. Nasıl atlarsınız bunu başkomiserim ya? Çok enteresan hakikaten. Eksiğimizi tamamlamayı biliriz avukat hanım. Gel benimle yürü. Oğlum, niye eksik iş yapıyorsunuz ya? Amirim, Ilgaz Savcı'm ne talimat veriyorsa onu yerine getiriyoruz biz. Adamın sevdiği kadına silah doğrultulmuş. Hala her şeyi ondan mı bekliyorsunuz? Koz veriyorsunuz fırsatçılara. Koz!
Cillop gibi çekmecedeydi silah. Yani Sayın Savcım, usulüne uygun bir şekilde aldım getirdim, fotoğrafladım da her şeyi. Yani çocuğumu kaçırmış, yalanlarla büyütmüş bir kadın. Yani uydurduğu hikaye hiç şaşırtmıyor beni. Gayet akıllı planlı bence de. Savcı müşahane var mı? Amirim. Bu avukat Nil olayın geçtiği yerdeki odadaki görüntüleri istiyor. Almadık mı? Vallahi olup olmadığını bile daha bilmiyoruz. Ha, yani dosyaya koysak iyi olurdu aslında. Belli ki buradan yürüyecekler. Vardır hastanede, mutlaka eklensin. Başkomiserim. Emri anlaşıldı savcı. Göksu. Başkomiserim. Ne yaptınız? Çıktı mı sıfat sonucu Filiz Bağcı'nı? Evet. Barut izi tespit ettik. İyi tamam. Benim odada savcılar. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Savcım. Barut izi tespit edildi. Hmm. Tahmin ettiğimiz gibi. Olay yerinde bulunan Ilgaz Savcı'ma ait silahı da inceledik. Filiz Bağcı'ya ait parmak izi tespit ettik. Ayrıca silahta da bir fişek eksik. Başka bir şey yoksa ben adli tıpa geçiyorum. Göksucuğum benden swap alınacak. Anlamadım savcı. Sıkıntı yok, merak etme. Yok yani şaşırırım da birden. O zaman ben hemen kit alıp geliyorum. Ne kadar abi? 100 lira abi. İyi günler. Kolay gelsin. Evet gençler. Aynı odam mı istiyorsun? Ben anlamadım ki bunlar nasıl. Bozuk çıktı. Çekecek hiçbir şey gelmiyor. Gelmez olur mu ya? Bitirmişsin de ondan. Bitirsem bitirdim derdim herhalde. Geçen gün çalışıyordu. Şimdi daha da içine göçtü. Kullanılan malın iadesini almıyoruz. Kutusuyla poşetiyle verdim ben sana bunu. Aynısından tekrar istiyorsan vereyim. Hem önümde denersin. Okay, no problem. Yenisini var. Gençleri zehirleme kaç para bakkal? Ne diyorsun amca ya? Amcana başlatma şimdi. Bu taptaze gençlere ne sattığını gördün. Ha öyle gofrettir, sakızdır, ıvır zıvır öyle şeyler aldılar ya. Yanlış anlamışsın. Kim bilir ne gördün ne sandın. Tamam. Yanlış mı görmüşüz, doğru mu görmüşüz anlayacağız şimdi. Hayırdır abi? Hayır, hayır. Bunlar ne lan? Manyak mısın, hırsız mı? Çık lan dükkanından. Çıkacağım. Çıkacağım da beraber çıkacağız. Kalk. Kalk. Kalk yürü. 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 Beni emniyete götür. Yolluyorum o zaman ben suç cezaya. Görüntüleri de gelince mahkemeye direkt yollarız. Uygundur savcım. Efe savcım. Bu rapor alma işine de bir müdahale etsek. Anlamadım. Engel mi olacağız? Hayır tabii ki. Yani vatandaş olarak hakkı neyse uygulansın ama... avukat hanım maşallah bayağı dişli çıktı. Araya torpil falan artık neyse. Yoksa hastaneye sevkinin bu kadar kısa sürede olmaması gerekiyordu. Yanlış mıyım savcım? Yani sıraya alınması bile birkaç ay sürer değil mi? 6 ay buldu bile olur. Tamam işte. Neyse o süre, yine o süre zarfında uygulansın. Yoksa istediği heyete girebilir, benim bir problemim yok. Avukat hanım tekrar kısa yol tuşuna basmasın lütfen. Tamamdır. Tamam. Takip edeceğim savcım. Sağ olun. En azından zaman kazanmış olduk. Yoksa şu an kendisini paketletmiş olabilirdi. Şimdi Filiz'in deli olmadığını ispatlayarak rahat bir nefes alabiliriz.
Velayet duruşmasına geç kalıyoruz. Bir de o vardı. Tamam, hadi gidelim o zaman. Orti, bak şuradan 202'den başlayıp böyle 205 şu sıranın tamamı bizim, tamam mı? Tamam, dur. 228, başlıyorum bununla. Başla. Oğlum, deste deste çok fazla var ya. Dizmek de bitmez ki bunlar. Oh var ya. Aslında bu paralarla sermayemizi anında 3'e 5'e katlardık. Bak anında. Gerek yok kardeşim, istemez. Eksik olsun. Zaten girmişiz büyük yaprağın altına, gölgeleniyoruz. Derdimiz büyük. Başka bir derde gerek yok. Hadi. Hızlı hızlı hadi. Bir sakin kral ya. Bir sakin ya. Düşünüyoruz sadece. Ne var yani? Yatırımcıyız neticede. Mesleki deformasyon gibi düşün. Biliyorum ben senin o yatırım ayaklarına. Sen kendin bu yolda deforme olma da kardeşim. Ne diyeceğim, şu anahtarlardan versene bana birkaç tane ya. Tamam, şu bebişleri dizelim, ondan sonra veririm kanka. Oğlum ha sonra, şimdi ver işte benim anahtarları. Al. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hareketlere bak. Afiyet hareketlere olsun. Bak ya. Neyin tribi oğlum bu? Hadi oğlum, hadi bekleme yapma, hadi. Tamam ya, tamam. Hadi hadi, daha çok var, çok var daha, çok. Kaç? 230. Sallama lan. Dost arıyor, yürü. Ne oluyor baba, kim bu adam? Bunları satmak yasak değil mi Amiroğlu? Yasak tabii. Bu ergele 18 yaşından küçüklere satıyor bunu. İnsaf ya. Umut. Amirim. Şahsi alalım kaçakçı şubeye, ben de geliyorum. Anlaşıldı amir. Gel benimle. Gel. Gel, yürü devam. Sen nereden buldun bunu? Yine hafiyelik falan mı? Sonra anlatırım. Sen bana hele bir çay söyle. Demli olsun ha. Kameralar bozuk Nazik'i başkomiserim. Bu odanın yanındaki birkaç odanın daha. Elektrik aksamında bir kaçak vardı. Yaptırdık ama olmadı. Gene bakacaklar. Yapmayın ya. Maalesef öyle. Tamam neyse, sağ olun. Hadi kolay gelsin. Efendim Efe Savcım. Savcım, rahatsız ediyorum. Ceylin Savcım'ı aradım, açmadı. Duymadık, burada yanımda. Elinde barut izine rastlamamış Göksu, ona haber verecektim. Tamam Savcım, tamam sağ ol. Ne diyor? Senden alınan spor pezi temiz çıkmış. Biz. Düşünmeden hareket ettiğimiz kesin. Her şey çok hızlı gelişti. Çok yüksek duygular yaşıyoruz. Akıllar biraz bulanık. Yorgun görünüyorsun. Yorgunum çünkü. Zaten hayat 1000 kilometre hızlı üstümüze geliyor. Bir de onu çarpı 2 yapan bir sevdiğim var. Biz birbirimizin bitmeyen sınavıyız. Onu kabul ettim zaten, bir itirazım yok.
Peki. O zaman sana bir soru sevdiğim. Gerçekten Mercan'a paramparça bir hayat mı vermek istiyoruz? Asla. Sen de düşünemiyor musun mesela? Böyle aynı evde, aynı masada. Hem de nasıl? Onunla birlikte düşlediğim başka şeyler de oluyor. Ne gibi şeyler mesela? Anlatırım ama biraz uzun. Dinlemek istersen. Can kulağıyla. Bu son mu? Aksine bir daha izin vermem çünkü. Son. Savcım, ben şimdi çıktım hastaneden. Kamera var, var olmasına da bozuk anasını satayım. Ya, teknik servisle de konuşulmuş, randevu vermişler ama tam önümüzdeki aya. Ben seni başka bir şey için aradım kardeşim. Hayrolsun kardeşim. Şahit Eren, var mısın Gelin yeniden? Harbi var. Ilgaz Kaya. Harbi mi diyorsun sen ya? Evet. Allah'a çok şükür Allah'ım sana ya. Vallahi binlerce şükürler olsun. Abi yer söyle, zaman söyle çabuk. Hemen. Ne hemen, nerede hemen? Yani ortak sanki boş iş yapıyoruz ya. Dönüp dolaşıp yine dükkan bakacağız biz. Lan oğlum ilanlara bakıyoruz daha ne yapalım Osman'ım ya. İn bakayım aşağıdakine. Neymiş o? Nasıl? Vallahi Kadir geldi sandım bir an ya. Bu ne rüzgar ya? 3 dakikam var. Asla 4 değil. Bir nikaha yetişeceğim. O yüzden hızlı soru cevap tekrar yok. Yatırdınız mı parayı kasaya, taslama? Evelallah abi, hepsini hallettim. Güzel. İyi de nasıl yapacağız bu sefer? Bulacağız, onu da bulacağız. Ya bir de damadını bulaştırıyorsun bu işlere ya. Hani nasıl bir ilişki anlamak mümkün değil. Kusura bakma Çınarcık, şahsi değil. Ama seni bu kadar sık görmeye alışık değil bünye. Görünce de hep bir sorun çıkacak gibi bir his. Malum sorunlar hep sen kaynaklı. Yok, onlar eskidendi. Ben büyüdüm artık. Güvenebilirsin bana da. Oğlum adam miktarı büyüttü, süreyi kısalttı ya. Yani 10 tane sıfırdan, topraktan dükkan diksek olduramayız biz bu işi. Olmaz o, olmaz. Bu teki bir turistik otel alın. Kesin satmaz denilen oteli bulun, parası neyse verin. Vay. Full artı full çeken bir otel ha abim. Böyle en can canlısından, en lüksünden. Yavaş, yavaş. Git salyalarını başka yerde akıt. Bu ne iştah? Tok evin aç kedisi. Neyse dediğimi yapın, benim çıkmam gerekiyor. Beni kapıya kadar bir uğurlasana. Ne uyuz bir adam bu ya. 3 dakikan var, asla 4 değil. Aracı olmasa var ya, çoktan göndermiştik. Bitmişti de işi. Vefalıyız oğlum işte. Yoksa çekilir dert değil, ben sana söyleyeyim. Bu cana dikkat edeceksin, tamam mı? Kim canım? Ya yok ya. O bakma öyle zevzek falan filan ama güvenilirdir yani. Öyle şey yok. Ya onun içinde falan hiçbir kötülük falan yok. Ve dilinde, hep dilinde, merak etme. Osman'cığım, çürümüş bir şeyin kokusunu 1000 kilometre öteden alır bu burun. Gurmedir. Sen beni iyi dinle. Kokunun hafızası yanıltmaz asla. Gözünü dört aç. Herhalde. Ay, her defasında heyecanlanmam normal mi? Şöyle söyleyeyim, karnım ağrıyor. Pardon, pardon. Gel bakalım. Oh be.
Ya bir an var ya, böyle abartıyor muyum zannettim ha? Abartılacak bir şey. Cidden? Ya dur, sarılacağım vallahi ya. Oy kardeşim benim. Rujum var, makyajım var. Gel şöyle sarıl. Arkadaşlar, yıpranma payımıdır nedir ondan istiyorum ha. Aptala çevirdiniz bu garibanı ya. Sen de haklısın be erkek kankam. Bu artık son imzama. Ayrıca bu kardeşiniz şahitlikten emekliliğe ayrılıyor artık. Bilmiyorum farkında mısınız ama şahitlik kariyerimi zirvede bırakıyorum ha. Yani bir insan üç ayrı çifte gayet de bir şahitlik yapabilir. Ama aynı çifte üç defa tarihinde görünmemiştir yani. Malzemeyi verdik, susmaz artık. Susmayacağım abicim ya, susmayacağım. Ayrıca adımı rekorlar kitabına yazdıracağım. Şahit Eren. Sus. Bu da öbür şahit. Hmm. Gerçekten yani 20 milyonluk şehir İstanbul'da bula bula bunu mu buldunuz Ceylin? Öyle oldu. Ceylin'cim. Ya göz kamaştırıyorsun. Senin yanında sönük kaldık ama. Sağ ol Yektacığım. Ben de çiçek alamamıştım. Damat beyciğim siz de her zamanki gibi jilet gibisiniz maşallah. İçimdeki affetme potansiyelimi sorgulatma Yektacığım. Ceylin Hanım ısrar edince hayır diyemedim. Ya birleştirici insandır kendileri. En olmaz insanlar omuz omuza yürütür. Hadi biz gidelim. Şimdi komiserciğim tam olarak ne yapıyoruz? Bu senin ilk mi? Daha önce hiç gitmedim nikah mikah. Kabul etmediğimden siftahım yok Eren'cim. Yani bir davet mavet nikah da mı görmedin hiç ya? Öyle mi sevmiyorlar seni Yekta? Prozedür olarak ne yapacağız onu merak ettim ben. Evet şahidim diye bir imza çakacaksın. Kimlik falan yanında değil mi? Tabii ortak. Ortak ne ya? Yani aynı kaptan yemek yiyoruz ama sen hep inkar, hep inkar. Keşke inkar hakikati örtebilse ama ne mümkün. Ya yürü Yekta, yürü ya. Allah Allah. Toprak yağmura ben sana aşık olduk yeniden. İmkansız gibi görünen bu evet. Mesele girdi aklıma her gece evet. Tanıdık bir melodi evet. Sen miydin sebebi evet. Söylesene. Kararlı şeklini yüz binlerce yıldır böyledir gider suyun kumsala vurması gibi vurması gibi Gel bakalım. Şöyle otur bir. Okey. Bir üstümü değişeyim. Defne. Bunlar ne kızım? Hı? Bunlar ne? Benim değil. Bir arkadaşımın. Sende ne işi var? Saklamamı istedi o yüzden. Sen kullanmıyorsun yani. Yok. Emin misin? Ya baba yemin ederim. Vallahi kullanmıyorum. Yarın randevu aldım, doktora gideceğiz. Ne doktoru ya? Niye? Bakalım doktor da aynı şeyi söyleyecek mi? Ya baba ne gerek var doktora falan? İçmiyorum işte, kullanmıyorum dedim. Tamam kızım. Panik yapacak bir şey yok. Doktor da yarın aynı şeyi söylesin, ciğerler temizlesin. Mesela kapansın. Bunu sana getirdim, kabul edersen. Neden? Çünkü senin avuçlarında daha güzel açarlar ve daha güzel kokarlar. Çiçekleri sever misin sen? Neden böyle giyindiniz? Küçük bir kutlama için. Çok güzel olmuşsun ama şapkan komik. Ay
öleceğim galiba mutluluktan. Ben de hemen yanına devrilebilirim. Onun adına da sizin adınıza da çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Gördüğünüz gibi daha iyi. Ama belli ki bu krizler daha sonra da olacak. Yani bitmesini bekleyecek miyiz? Evimize götürmek için bu daha ne kadar sürer? Yani şu gün biter diyemez kimse. Hem size hem de Mercan'a bağlı. Uzun bir yolculuk yani. Ama bunu da bekleyemeyiz. O yüzden ben artık bir an evvel ailesiyle yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Değerlendirme raporumu da bu yönde sundum. Alabilecek miyiz? Yani bizimle mi gelecek? Henüz değil. Ama şimdi hangi evde yaşayacaksanız bu yeni duruma göre bence hazırlıklarınızı bir an önce bitirin. Bakarsanız birkaç güne bir sürpriz olabilir. Çok teşekkürler. Duydun değil mi? Çok şükür. Şuna bak. Bu dosyaların tasdiklerinin yapılması gerekiyor zaten. Adliyenin eski fındık faresi Özgecik. Merhabalar, Yekta Bey görmemişim sizi. Nasılsın, iyi misin Özgeciğim? Koşturmaca başlamış bakıyorum. Ha, nasıl, alıştın mı ortama? İyiyim, iyiyim. Yani alışmaya çalışıyorum. Ne güzel, ne güzel. Şimdi senden bir şey istesem, öyle her şeyi bırakıp hatta sırf bununla ilgilensen, benim için birini araştırsan. Tabii, tabii ki kim? Eski avukatlarımızdan Nil Barkın. Nil Barkın. Bunu söylemeniz biraz enteresan. Niye? Ben cezaevinden çıktığım ilk gün, karşılaştığım ilk insandım Nil. Böyle bir kadını bırakmıştı yaşlıca. Birini ziyaret ediyordu herhalde. O zaman başlayacağın yer belli Özgeciğim. Bu kadın kim ve kimi ziyaret etti? Tamam, tamam, tamam. Başlıyorum. Hadi bakalım. Bir de bunları yukarı taşımak var. Yardım isteriz. Üstümüzdeki gözleri fark etmedin değil mi? O gözler ikinci kattan mı geliyor yoksa? Tam üstüne bassın. Bunlar barışmışlar ya. Ben Paskal çıkarayım. Vallahi dedem haklısın. Burada kesin bir barışma durumu var. Hadi bakalım biz de bir el atalım hadi. Tamam. Ben Paskal alacağım. Koş. Gel bakalım, geldin mi evine ha? Sakın beni özledin mi? Hoş geldiniz. Ben şunları alayım. Hayırlı olsun. Sağ ol. Biraz bize çıkarabilir miyim? Olur tabii. Ben de şunu alayım madem. Gel. Oo, evlilik yüzleri ha? Güzel. Hiçbir aşk sizinki kadar sınavdan geçmemiştir tarihte. Hepsinden de 5 yıldızlı peki aldınız. Bir de boşanmamayı başarırsanız Allah'ın izniyle tamam. Artık mezara da el ele gidersiniz. Dur dede ya, nereden çıkardın mezar falan? Ya lafı gelişti savcı torun. Bir 40-50 sene aynı yastıkta babında yani. Hadi gelin gelin hadi. Oh be, özlemişim mahallemi ya. Sadece mahalleyi mi? Bilmem. Göreceğiz. Ha şu çantamı alacağım. Ya ben alırım onları, gel. Yok yok, gel, çantam. Alacağım ben onları. Alayım çantamı ya. Şitleri de alayım. Evet. Burada hala uyumayan bir minnoş var. Ve size bir sürprizimiz var. Bakın. Anneciğim, köpüç bizde kalsın ne olur. Sen çok mu seviyorsun köpeğini? Evet. Paskal Mercan'ın olacak. Zeta da bizimle kalsın lütfen. Ama önce dişlerimizi fırçalıyoruz. Pijamalarımızı giyiyoruz değil mi aşkım? Evet.
Evet, sizi ailemizin yeni üyesi Rita ile tanıştırdık. Hadi el salla. Rita da sallasın. İyi geceler hepinize. Ve size küçük bir sürprizimiz. Anneciğim, koltuk kırmış, olmuyor. Bir bu eksik ya. Allah'ım yarabbim. Oğlum isim koymuşlar köpeğe. Var mı böyle bir şey? Hadi ben Elif'i anlıyorum ya. Elif çocuk. Hayır, ailene ne oluyor yani? Kaç yaşında kadın ergen gibi. Hareketler. Yakışıyor mu ya? Tuhaf tuhaf hareketler. Bir de bu istemiyordu ya başta. Sonradan yani böyle bağrına bastı köpeği falan. Normal mi abi şimdi bu? Bu kadının hareketler normal mi? Ya kral var ya, sana çok üzülüyorum. Durup durup kafanda büyütüyorsun. Lan oğlum böyle ömür geçmez. Ah şöyle. Gelini göğsünde yumuşat. Gelişine yapıştır gitsin. Tık tık. Baksana oğlum. Necanti hayatımız var ya. Mis mis. Ama sen şu gerginliğini biraz azaltsan her şey çok daha güzel olacak. Bak misal. Yılmaz ailesi. Aileni bir teknede düşün. Ha? Böyle 30 metre kuğu gibi. Ha? Böyle dalgaları yara yara gidiyorsun. Tık 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 tık. Uf o biçim oğlum ya. Oğlum Akdeniz'de takılırdım ben ya. Full Akdeniz, full Akdeniz. Güzel güzel, sıfır gerginlik. Gay, gay, gay. Tabii babacığım ya. Tık Bodrum, tık Yunanistan. Ha? Ama bunun için biraz daha çaba gerek ortayım. Aslında şu para uykusunu uyandırırsak bize tekne aldırır rahat rahat. Hem de ikişer tane. Bak oğlum yeter ki sen iste hallederiz. Abi hayali güzel de yok olmaz bu iş. Ortim sen var ya vizyonsuzsun. Hareketlere bak. Sen de çöpsüz üzümsün oğlum. Öyle değil mi? Var mı senin ailen var mı benim gibi? Yok kardeşim ailen olmadığı için böyle boş keseden sallayıp duruyorsun ya. Bak. Sana bir tek şey söylüyorum. Ben böyle bir tane hayalim peşine kapılıp da ne karımı ne de kızlarımı tehlikeye atarım. Anlıyor musun? Yok yani. Mümkün değil. O paraya dokunmuyoruz ortak. Teknesi batsın. Gaz şu yumuşak battaniyeyi de versene. Verdim. Pascal bir çık oradan. Çık. Heyecanlandı o da. Pascal in aşağı. İn aşağı. Pascal. Aşağı. Pascal. Tamam artık Pascal'ın olsun. Hadi koş. Ya Mercan'ın oyuncağı. Tamam yıkarız. Ne yapıyoruz şimdi bunu? Böyle şöyle. Şöyle dur. Ha şu. Örtelim şöyle mi şöyle? Yok dur şöyle yap. Şimdi gelip eskisi gibi burada yatacak mı? Evet uyuyacak. Ona masallar okuyacağız. Akşam yatarken üstü açılacak. Geleceğiz örteceğiz. Mis gibi mercan kokacak her yer. Bak. Oldu mu? Çok uzun. Çok uzun zaman sonra bu kadar mutluyum. Ben de. Gülmeni de gülmemi de çok özledim. Başka? Ya diyorum ki benim odama da mı bir el atsan? Yani darmaduman orası. Şöyle bir toplasan, düzene koysan. Olabilir tabii. Bakalım. Yani resmen rezillik gel bak göstereyim. Göster bakalım. Bak şimdi şu taraftaydı oradan unutmuş olabilirsin. Baksana şu hali. Thank you.
İyi mi Mercan? Her şey yolunda mı? Gayet iyi. Merak etmeyin. Çok şükür. Günaydın. Günaydın. Erken aradım, kusura bakmayın. Hazırlanmak için vaktiniz olsun diye. Ilgaz! Ilgaz! Ilgaz kalk! Kalk! Ne oldu? Ne oldu? Geliyor. Kim? Ne? Geliyor. Mercan geliyor. Ne? Yasemin aradı şimdi. Bugün geliyormuş. Bugün. Olmuş. Neler olsun? Hadi, hadi kalk. Kalk, eksik bir şey varsa onlar tamam mı? Dur dur dur, kutlama bizi olmadan olur mu? Akşam yemeğini şimdi mi yapsam? Ya dur, akşam birlikte yaparız, dur. Merhaba herkese. Dünkü kiremit rengi kıyafetimi çok sormuşsunuz. Buradan toplu bir cevap vermiş olayım. Çok pahalı Aylin, bir şey. Aylin, kızım bırak video çekmeyi. Ne oldu? Aylin, Mercan bugün eve geliyormuş. Yani bugün evine gidebilir demişler. Ay cidden mi? Ama dedim anne ben sana, dedim. Eve inince işler kolaylaşır, Mercan'ı hemen alırlar dedim. Allah'ımıza şükürler olsun. Bugünümüze de bin şükür. Aylin, hemen bir şeyler almalıyız sokağa çıkıp. Yani ben bilmiyorum ne sever ama gidip alışveriş yapalım Mercan için. Evet, bakalım. Hadi hadi, çabuk doğru çabuk. Diyorsun. Ben hazırlanayım. Oyalanma sen de. Şunu bir koyayım da. Ilgaz, hazır geldim. Mısın? Hem de hiç olmadığım kadar. Bugün dört olacak mı acaba ya? Niye dört? Madem alabiliyoruz neden hemen değil? Çünkü son bir seans daha yapmaları gerekiyormuş. İyi, gelsin de sağ salim. O zaman gidip Filiz'in defterini dürelim sayın savcım. Sayın savcım demenizi o kadar özlemişim ki sayın savcım. Sonra da saat dört olmasını bekleyip kurdeşen dökelim. Hadi. Paskal gel buraya. Aklına geldik. Hadi bakalım Paskal, hadi bakalım. Hadi bakalım ya, gidiyoruz. Hadi bakalım gidiyoruz. Bak tuttun işte. Bekle, bekle. Aferin Paskal'a be. Bekle, gel. Bekle Paskal. Al işte kudurttun. Gel. Alo kral. Bak ben canlıları hazırladım. Sen de masada en güzel yeri ayarlıyorsun bana, tamam mı? Bak aman ha, bir yamuk olmasın. He. Tamam. Bak bugün oynadım oynadım. Oynayamadım yalanzi. Hadi güzel haberlerini bekliyorum kral. Hadi. Hadi eyvallah. Tık tık. Biz şimdi Filiz Hanım kliniğimize geldiğinde majör depresyon teşhisini koyduk. Ama sonra öğrendik ki kayıpları bu süreci tetiklemiş. Biliyorsunuzdur öyküsünü. Biliyoruz. Tedavi ettik. Bayağı da uzun sürdü. Aylarca burada kaldı. Sonra düzenli olarak geldi. Normal hayata adapte olabilecek hale geldi. Yani buradan bir akıl sağlığını tehdit eden hastalığın var olduğu sonucuna varılmaz. Çok güzel hocam. Peki siz bu görüşünüzü bildiren bize herhangi bir rapor ya da yazı yazabilir misiniz? Tabii ki. Ben bir bakayım neler yapabilirim. Defne'nin röntgen sonuçları çıktı. Hocamız sizi bekliyor. Buyurun. Sağ olun. Hadi bakalım Defne Hanım. Öyle gözünü belirtip bakmana kimseye bir faydası yok. Neyse halin görelim. Hadi. Merhaba. Geçin otur.
Defne kızımız biraz dumana maruz kalmış galiba. Bronşlarında patlamış mısır şeklinde hasarlar tespit ettik. Vallahi doktor bey, ben kullanmıyorum, evde kullanan da yok. Ama galiba asıl derdimiz bunlar. Yüzyılın vebası bunlar işte. Şimdi anlaşıldı bronşların neden böyle oldu. Peki durum kötü mü? Şimdi bu Meret daha çok yeni olduğu için çok fazla bilgi yok hakkında. Ama evali denilen bir hasar verdiğinden dolayı bunu tespit edebiliyoruz akciğerde. Bronşları tıkıyor. Nefes darlığına yol açıyor. Ama her hastada farklı belirti de gösterebilir. Amerika'da yaygın kullanımı var bunun. Bitkisel hayata götürdüğüne dair bulgular da varmış. Allah korusun. Bu cihazlar çok çabuk alışkanlık yapıyor. Etkin madde daha yoğun olduğu için. Bakmayın öyle şeker gibi durduğuna. Olduğu gibi zehir bu. Zehir. Peki şimdi ne yapacağız doktor bey? Tedavisi nasıl? Öncelikle küçük hanım kullanmayı bırakacak. Kendine daha fazla zarar vermek istemezsin herhalde, değil mi? Neyse ki daha çok başında. Kontrollerle takip alacağız artık. Savcım. Efe savcım, yolladığım yazıyı aldın mı? Geldi savcım. Şimdi hakimin yanına giriyorum. Göstereceğim telefondan. Nilay Hanım suç cezada şu an. Filiz Bağcı'nın yeniden hastaneye sevk için başvurmuş. Hiç boş durmuyor, hiç. Aynen öyle savcım, aynen öyle. Ben şimdi hakimin yanına giriyorum. Resmi olarak isteyip dosyaya eklenmesini bekleyecek kadar vaktimiz yok. O yüzden ben okumasını sağlayayım. Bakalım artık, gerisi kendi kanaati. Tamam savcım, çok sağ ol. Müvekkilimin durumu belli. Öncesinde yaşadıklarını... Gir. Savcı bey. Affedersiniz sayın hakim, bölüyorum ama bunu görmeniz gerek. Nedir o? Davayla mı alakalı? Evet. Ben resmi olarak evrakı isteyip dosyaya ekleteceğim ama daha öncesinde görmenizde fayda var sanıyorum. Çok teşekkür ederim. Yolladın mı Efe savcıya? Yolladım. O da bizzat elleriyle suç cezaya götürüyor. Aferin ona. Çömez, basiretsiz. Bir de ne vardı ya senin dediğin? Tıfıl. Ah tıfıl, tıfıl. Sus be. Gel. Müsait miydiniz? Gel Özgeciğim, gel. Havadisler var galiba. Var vallahi Yekta Bey, ben bir şeyler buldum. Vay, bu ne hız, şaşkınım. İnsan 5 sene cezaevinde yatınca dostları da çok oluyor, zor olmadı. Neyse, şimdi bu gelen kişi, ziyarete gelen kişi Nil'in annesiymiş. Hmm, bahse girerim. İçeride belalı bir erkek kardeş var, ha? Yok, yok. Nezahat Hanım'ın ziyarete geldiği kişi kendi akrabası bile değil. Hatta o yüzden böyle sahte bir kimlikle içeri giriyormuş. E, kimmiş bu ziyaret ettiği kişi? Tanınmış bir iş adamının kızı. Hatta kız müebbet almış annesini canice izlerle öldürmekten. E, niye görüyormuş ki bu kızı? Almanca öğretiyormuş. Ne? Kimle konuşacakmış cezaevinde Almanca? Avludan geçen göçmen kuşlarla. Tabii. Kaçacak çünkü. Müthiş iş başardın Özgeciğim. Dedim ama ben Ceylin'e. Dedim. Bu kız dedim senin için. Buradaki bir sürü insandan daha fazla işe yarar dedim. Ben de. Teveccühünüz, teveccühünüz. Baba. Söz veriyorum. Bir daha asla sürmeyeceğim o şey ağzıma. Tamam, merak et. Arkadaşlarından geri kalmak istemedin. Gizli kapaklı bir şey yapmak ilgincine gitti. Ama kendini korumalısın kızım. Defne'm, eğer hasta olursan ne yaparız biz? Bu hayattaki en değerli armağan sağlık. Elimizden uçup giderse ne yaparız kızım biz? Ha? Tamam.
bir halt ettim. Özür diledim, pişman oldum. Ama eğer bir daha olursa külahları değişiriz o zaman. Söz veriyorum. Bir daha asla kullanmayacağım. O zaman gel sana pide ısmarlayayım. Epeydir yemiyoruz ha. Benimkisi kapalı kıymalı. Üstüne de bol tereyağı. Seninki de kuşkaşlı o zaman. Yanına da açık ayran. Yardım edeyim mi? Yok yok, ben taşırım. Oo, avukat hanım çıkıyor. Hem de sinirli bir şekilde. Sulh ceza talebini reddetmiş Dilin. İşte bu be. Bitti diyebilir miyiz? Bitmeye çok yakın. Bana mı? Evet. Ne diyeceğimi bilemedim. Aç bence. Çok güzelmiş. Yani size nasıl teşekkür edeceğim ben bilmiyorum. Bu benim için bir ilk, biliyorsunuz. Yani İlk hediyem. Keyifli şarkılar dinlerken artık bizi hatırlarsın. Malum zorlu bir süreçten geçtik. Bir hayli can yakıcıydı ama sen elinden geleni yaptın. Asıl biz sana teşekkür ederiz. O zaman benim de size bir hediyem var. İddianamenin taslağını hazırladım. Çocuğa karşı işlenen, kişiyi hürriyetten yoksun kılmaya istinaden 11 yıla kadar ceza isteyeceğim. Bir de ses saldırması var, öldürmeye teşebbüs. Onu es geçebiliriz. Ben şikayetimi geri almayı düşünüyorum. Neden Ceylin? Kadın resmen seni öldürmeye teşebbüs etti. Yani silahın emniyete açık olsaydı, yani anlamadım. Yani şimdi bir durup düşününce ben oraya gitmeseydim böyle bir şey yaşanmayabilirdi. Haksız mıyım? Benim gidişim, silah... Bunların hepsi kışkırttı onu. Özünde Filiz böyle bir şey planlamamıştı. O yüzden içim rahat etmiyor. Tamam ben de cezaevinde çürüsün istiyorum ama... doğru olan bu değil. Haksızlık. Tamam savcım. Şikayetini geri çekebilirsin ama kamu davası devam eder biliyorsun. Biliyorum. Ceylin. Sen Mercan eve gelecek diye sevindin. Ondan mı böyle iyimser, affedici davranıyorsun? Vicdan. Odaya gidiyorum. Bir iki işim var. Şimdi saat 2. 3'te buluşup gideriz, olur mu? Hı hı.
mahkumiyet girdiğini kapattım sanırım. Hayırdır? Amirim, siz Filiz Bağcı'nın ifadesini alsınız. Savcı, ben şimdi çıktım hastaneden. Kamera var, var olmasına da bozuk anasını satayım. Teknik servisle de konuşulmuş, randevu vermişler ama ta önümüzdeki aya. Ben seni başka bir şey için aradım kardeşim. Kim o? 5768. Sizden de alayım. Hay hay. 4932. Kral, şekiliz ha. 10 numara. Hemen geliyorum. Oturduğunuz bir saat sonra açılır. Şifrenizle beraber girebilirsiniz. Eyvallah kral. Allah'a emanet. Çınar, Can'la konuştun mu? Yok, niye? Ne oldu? Oğlum bu herif böyle yapmazdı hiç ya. Dünden beri arıyorum, arıyorum, açmıyor. Kapı duvar ya. Vallahi bana da bir şey söylemedi abi. Bir şey mi oldu acaba? Afiyet olsun. Buyurun, beraber olsun savcım. Börek sıcak. Getirirsen bir çay içerim, bir lokma da yerim. Tabii, siz buyurun. Buyurun oturun savcım, şöyle ayakta kalmayın. Savcım. Hastaneden çıkardığınız çekirdek. Karşılaştır bakalım benim silahımla. Bu silahtan mı çıkmış? Neden savcım? Kimsenin haberi olmayacak, Eren dahil. Ulan bu kıymalı börek bu kokusu değilse ben de Eren değilim yeminle ya. Afiyet olsun. Aha, kardeşim de buradaymış. Ne haber? İyi iyi. Hadi kolay gelsin. Ya dur 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 dur. Nereye nereye? Mercan'ı alacakmışsınız bugün. Metin amirim de. Hey. Vay vay vay, sofraya gel. Buyurun oturun başkomiserim. Sağ ol Göksücan.
Anam, anam. Savcım nerede? Çıktı. Niye gelmiş Yılmaz savcım? Telefon geldi. Vazgeçtim dedi. Öyle birden çıktı gitti, anlamadım ben de. Başkomiserim, size kısmetmiş. Kral, teşekkür ederim Anıl. Gel. Geç geç otur şöyle geç. Aklı yerinde değil ki adamın. Ama tabii normal de. Neyse çok şükür çocuklarına kavuştular da. Hal yoluna girer her şey inşallah. Yine iyi sabrettiler başkomiserim. Vallahi öyle. Sen yedin mi Anıl? Ha, çatal benim. Yiyin ki siz, sıkıntı yok, ben şöyle. Afiyet olsun. Başsavcı burada mı? Odasında sayın savcım. Eline iki tane papaz geldi diye Allah'ım, mal mala nasıl şapa oturdular. Yunus, gel bir gel. Buyur abi. Bu Karabahtla hırçın kalp bizim inşaatçı çocuklar da şimdi yeni biri var burada tık tık diye. Nahan da bak masada dördüncü. Yeni katıldı abi o. Ha, kimmiş bu tık tık, bir tıklayın bir buna. Referansı kim? Ha, ismi cismi nedir? Bir öğrenin bak, eşek yüküyle parayla da masaya oturmuş ha. Emrin olur Kadir abim. Hadi. Vay be. Ah Beniciğim, ah ah, yani reva mı bu sana? Çok yazık, yani çok. Dalga mı geçiyorsun Yekta? Asla. Öyle derin, samimi bir üzüntü içerisindeyim sana karşı. Neden geldin? Ne istiyorsun? Sırrınızı öğrendim. Analı kızılı çevirdiğiniz dönme dolapları, hepsini. Ne yapacaktınız? Ha yani neydi dahi yani planınız? Kız cezaevinden kaçacak. Sevgili anneciğin de yeni yaşayacağı ülkenin dilini öğretiyor, öyle mi? Bildiğim kadarıyla dil öğrenmek de, dil öğretmek de kanuna aykırı değil Yektacığım. Asla. Bilim her şartta, her fırsatta insana ulaşmalı, orada sıkıntı yok. Sıkıntı, annenin sahte kimlikle, sözde akraba gibi yaptığı ziyaretler. Bak şimdi şöyle yapıyoruz. Ben susuyorum. Kız ilim irfan öğrenmeye devam ediyor. Bunun karşılığında sen de benim yaptığım bu kibar jestin karşılığında yani deli raporu peşinde koşmayı bırakıyorsun. Özetle Filiz için mücadeleyi kes. Sessizce eşlik et, kafi. Ha? Anlaştık o zaman. Hadi çao. Hadi çıkalım. Çıkalım. Sabahtan beri saniyelere, dakikalara sayıyorum zaten. Yetişir değil mi? Geç kalmadık yani. Tabii canım. Anne, her şey hazır zaten. Hazır zaten. Bir şey kalmadı ki. Merdan Bey, siz bana oradan tabakları da verin lütfen. Parla, bir tık daha şöyle olacak. Birazcık daha, evet. Ben sana vereyim tabakları, oraya yerleştirsin. Kolay gelsin. Ah, hoş geldiniz. Mercan için hazırlık yapıyoruz, gelince sevinsin diye. Ellerinize sağlık, çok güzel olmuş da.
Acaba Ceylin'e bir sorsa mıydık ya? Ha? Ne gerek var canım? Torunumuz geliyor. Öyle kuru kuru mu karşılayacağız? Donattık işte masayı. Öyle de Mercan'ın durumu ortada şimdi. Çocuk öyle kalabalığı görünce daralmasın birden, bunalmasın. Betim Bey, her çocuk sever balonu, süslemeleri, pastayı. Öyle değil mi kuzum? Evet. İyi o zaman, peki. Vay, 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 vay. Geleceğinizi, evine gideceğini biliyor. Evet, sıkıntılar olabilir. Zaten ne zaman isterseniz beni arayabilirsiniz. Seve seve yardımcı olurum. Tamam, ben bir pedagog araştırması yaptım ama yine sizin tecrübelerinizden faydalanmak isteriz. Tabii tabii, bakarız, konuşuruz. Bir de sizden ricam, normal hayatınıza dönün. Tamam, yani kendinizi çocukla eve kapatmayın. Böyle aşırı korumacılık, çocuğu okula göndermemek hep gördüğümüz davranış biçimleri. Okul öncesi eğitime de başlasın mutlaka. Tabii oryantasyonla. Akranları ona iyi gelir. Yani kendi gibi çocukların olduğunu görmek, onlarla vakit geçirmek gelişimi için çok önemli. Yani özetle bir an önce rutini yaratmamız gerek. Mercan hoş geldin. Hadi bakalım, annenle baban geldi seni almaya. Merhaba Mercan. Ne zaman istersen beni görmeye gelebilirsin, tamam. Hadi evimize gidelim. Bu taraftan hanımlar. Görüşürüz tatlım. Can. Oğlum neredesin ya? Efendim Aylin. Osman, neredesin ya? Ceylinler gelecek şimdi. Tamam, ben geliyorum. Trafikteyim, tamam. Çabuk ol. Nasıl bir ev? Nasıl bir ev? Senin odan var. Sonra anneli babanın odası var. Bir bahçemiz var, böyle kocaman. Bir de alt katta dede var. Deden mi var? Tıpkı kitaptaki Ayşegül gibi. Evet. Hatta büyük deden bile var. Öyle düşün. Sonra Defne halam var. Çınar amcam var. Yani anneannem var. Elif kuzenim var. Çok kişi var. Var da var. Hoşuna gider mi? Gider. Ya yok, evine gittim, evde de yok. Arıyorum zaten, telefon hepten kapalı. Kaç saat oldu, başına bir şey gelmesin. Bankaya baktın mı Osman'cığım ha? Yo, niye ki? Bankada buluşalım Osman, hemen. Tamam. Laçık, şunu oraya koy. Tamam, çok güzel bir sofra hazırladık. Tamam. Hepimiz çok heyecanlıyız. Evet. Evimize geldik güzel ailem. Çocuklar, bir tık bu tarafa doğru olacak Çınar'cığım. Siz biraz oyalanın. Ben sonra gelip alayım sizi. Hı hı. Geldiniz mi? Geldik. Neler yapmışsınız? Her şey çok güzel. Ama Mercan için biraz fazla yabancı şey var. Tanımadığı insanlarla dolu bahçe. Korkabilir. Daha önce de başımıza geldi biliyorsunuz. Yani buna pek hazır değil. Yavaş yavaş alışacak her şeye, hepimize. Yeni hayatımıza.
Haklısın Ilgaz. Tamam. Ne yapıyoruz o zaman? El birliğiyle hemen burayı kaldırıyoruz. Evet. Tamam, sonra biz evlerimize çıkalım. Siz de eve geçin, sonra görüşürüz. Çınar oğlum, oradan sök bakayım onu. Ben de baba. Alo. Evet, Yekta dedesi. Tabii ki yeniden tanışacak seninle. Bizde dede çok. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Evine hoş geldin prenses. Hadi bakalım. Gel şunu çıkaralım. Aferin sana bebek. Gel bakalım. Gel burası. Evi gezmek ister misin? Ki nereden başlayalım istersen? Odandan. Olur. Tamam. Gel bak burada. Gel. Ne kadar güzel. Bu yatak benim mi? Hı hı, senin. Oyuncaklar? Hepsi senin. Bak. Bu elbiseler de hepsi senin. Hani Pascal? Pascal şimdi dedenin yanında. Gelecek mi? Gelecek tabii ki ama bugün değil. Söyle Göksu. Çekirdekle silahınızı karşılaştırdım mı savcım? Evet. Sizin silahınızdan çıkmamış. Sağ ol Göksu. Ya mal. Sence Osman? Sence? Ne dedim ben sana? Bu geri zekalıya dikkat et demedim mi? Ya. Bak şimdi buna. Boş. Buna bak. Şimdi bunu bardağın içine koyacağım. Nasıl olacak o?
Bak şuna. Nasıl oldu? Sihirli bardak bu. Sana da öğreteyim ister misin? Al bak. Evet. Eski oyuncaklarına bakmak ister misin? Bak. Burada eski kıyafetlerin de var. Şunlara bak. Benim mi? Evet. Bak bu da senin en sevdiğin bebeğindi. Her akşam ona sarılıp uyurdun. Adı ne? Suzan. Bu da Suzan'ın mı? Hayır, bu senin de. Bak, ilk tulumun bu senin. Küçücükmüş. Evet, ama sen de küçücüktün. Senin karnında mıydım? Hı-hı. Baksana o hallerini göstereyim. Annenin karnındaydın, görmek ister misin? Evet. Bak burada, sonra burada. Bak. Bu, bu. Bak burada dondurma yiyorum. Hamileliğimde sürekli dondurma yedim. Bak 7 aylığım gördün mü? Bak burada uyuyakalmış. Ben de mi yemişsin? Hayır. Hayır ama sana onu bir ara anlatacağım. Bak sonra. Bu kim? Sen. Bak burada seni ilk kez kucağımıza almıştık. Hı hı. Evimize ilk geldiğimiz gün. Evet, bak suratını yumuş yumuş. Görüyor musun? Bak sana bakıyoruz burada. İsmini koymuştuk o an, biliyor musun? Bak, aynı kolye, görüyor musun? Ne içelim, ne içelim? Ayranımız var. İstersen portakal suyu sıkabilirim. Su. Ne eksik? Ne getireyim? Ne eksik? Bir tek sen eksiksin, hadi gel. Geleyim. Şöyle. Bir şey içmeyeceğim mi? Salatada maydanoz yok, havuç pişmiş değil. Sen çorbanı içtikten sonra köfte patates ve arkada pilav var, onu yiyebilirsin. Bir şey istemedin emin misin? Afiyet olsun mu? Olsun. Ekmek. Dön şu an. Haydi. Haydi. Yer miyim ulan ben? Yer miyim? Yer miyim blöfünüzü? Görüyorum ulan. Haydi bir, iki, üç. Bismillah. Lan oğlum. Peki. Peki. Ya Herro. Ya Mer. Hadi bunu da gör. Hadi bunu da gör. Gör de gözün. Hadi. Hadi lan. Lan, lan şansını bahtını lan. Lan oğlum, lan şansını bahtını can. Şansını bahtını. Lan, 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 lan oğlum, lan. Bitti lan. Lan seni lan. Lan oğlum, sen. Lan, 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 lan. Var ya adama saç baş yoldurur ha. Ulan tık tık. Ya cesur adamsın ama malsın lan.
Yani en baba savaş biliminden daha güzeldi bu akşam var ya. Kan gövdeyi götürdü ha. Ulan dangalak var ya, bir oturuşta $1 milyon bıraktı masaya. Nedir Yunus Efendi? Abi bulduk bu tık tık kod adlı şahsı. Ha hadi. Can Aynar, OC yatırımın ortağı. Bir tane daha yumurta rica edeyim. Teşekkür ederim. Tamam. Süt alayım. Teşekkürler. Yeterli. Birazcık un koyalım. Bir koyar mısınız? Evet, bir kaşık daha. Teşekkür ederim. Şimdi bunu yavaşça çırpacağız, tamam mı? Şöyle. Şöyle. Yardım eder misin? Bana birlikte yapalım. Tamam. Tut bakalım. Aynı yöne doğru yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bir çentik de tuz atalım. Burası önemli. Ha. Evet. Aa. Ne oluyor burada ya? Yakalandık. Ben seni işin ustasına bırakayım o zaman. Aa, bakalım. Benim hatam, benim hatam, benim hatam. Sudan geçirelim. Evet. Ben de hazırlanayım. Nereye? Bir iki işim var. Size anne kız biraz baş başa bırakayım. Bakalım. Neredeyse olmuş bu. Aa, çık bakalım. Çıp 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 çıp. Evet, çıp. Gel bakalım. Çıp 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 çıp. Evet. Hayır, niye geliyor ki? Bu adam niye geliyor? Ben anlamadım, niye geliyor? Deli gibi dolanma. Bir otur, bir sus. Bilmiyoruz. Öğreneceğiz işte hep beraber gelince. Ya bir şey diyeceğim. Bizim öğrenemediğimiz herhangi bir şey Kadir de öğrenmiş olamaz, değil mi? Ya mümkün değil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ekta. Ya otur Allah aşkına. Yaşlı başlı adamsın ya. Ya buyurun, buyurun. Benim acelem var zaten. Çıkmam lazım. Buyurun siz. Oh. Toplantının sebebini öğrenebilir miyim? Ya Ekta abi dur. Bak merdiven çıktık. Bir iki soluklanalım. Ayrıca da toplantı falan değil ya benim. Yani böyle biz bize çay kahve içelim dedik sadece. O kahve kadar hemen yani. Tabii ki kahve hemen. Hadi oğlum hemen. Evet. Kadir Bey'in kahvesi sade oluyor. Sade oluyor. Ekta. Ben bu gençlere çok yüklü miktarda para çıktım. Yani böyle arada sırada ziyaretler olacak tabii. Alışın buna. Baba oğluna çıkmaz bu para ya. Senin ekürü nerede? Aşağıda mı? Benim ekürü dedin. Yani benim ekürü diyor. Benim ekürü Can. Aha. Can. Can Kadir Bey, Can çok ağır hasta. Maalesef çok ağır hastalandı. Yani Covid varyantlarından biri olabilir. Yani öyle düşünüyorlar ve henüz test yapılmadı.
Yani bir yandan gerek de duymuyorlar. Hani yapsak mı, yapmasak mı gibi bir yerdeler galiba. Şunu söyleyebilirim, bulunmadı. Beni bir ama devirdi çocuğu. Çok kötü yıktı çocuğu. Kötü geçiriyor yani Can. Ya, Allah'ın hikmeti işte. Ha? Yeni varyant diyorsun. Yani inanın yani yeni mi? Eski o konuda bir bilgi yok ama varyant oldu. O zaman ben de bir ilik suyuna çorba yaptırayım da bizim toramanlarla göndereyim. Yani bence hiç gerek yok. Yine tabii ki kimse sizden daha iyi bilemez ama bence vitamindir, takviyedir bu tür şeylerle Can ayağa kalkabileceği inancı da bizde. Bu arada ben hem kendi adıma hem de ikimiz adına teşekkür ederiz. Edeyim. Ben sofraya yardım etmeden kalksam olur mu? Adliyeye mi? Akşama bir şey ister misin? Bugün ne yapsak acaba? Kurabiye. Olur. Tamam ama önce doyalım. Ceylan'ın silahı. Ne yapacağız bununla savcım? Çekirdeği karşılaştır bakalım. Bununla eşleşecek mi? Nereye varmaya çalıştığımızı öğrenebilir miyim savcım? Üzücü bir yere. Kulağın gelsin. Şunu da bir yapalım. Heh. Çok güzel oldu. Şöyle düzeltelim. Kurabiyemiz hazır artık. Hadi bakalım. Oo, sıcak. Dokunmuyoruz. Dokunmuyoruz. Kim geldi biliyor musun? Anneanne, teyze ve Elif. Tanışmak ister misin onlarla? Tamam. Sakin. Heyecan yapmadan tamam mı? Elif, senin kuzenin. Bak sana ne aldım. Alabilirsin. Bak benimkiyle aynı. Sadece kıyafetleri ve saçları farklı. İsmini ne koyacaksın bebeğe? Doğa. Salonda oynayalım. Yapma lütfen. Yapma. Thank you.
Efendim Göksu. Savcım, çekirdek Ceylin savcımın silahından çıkmış. Sağ ol Göksu. Savcım, size söylemek istediğim bir şey var. Ben de dünden beri seninle görüşmek istiyorum Ilgaz Savcı. Yani Mercan eve gelecek, bölmeyeyim dedim. Nereden çıktı bu istifa? Ha? Yani dün geldi, Ceylin dilekçesini verdi. Yapma Ceylin dedim. Ben mi çok üstüne geldim dedim. Beni konuşturmadı bile. Yani ben bu mesleğe uygun değilim dedi. Hemen işleme koyun, kararım kesin. Bekletmeyin dedi, çekti gitti. Benim bilmediğim bir şey mi var? Öğrenmek istiyorum. Böyle olmaz çünkü. Başsavcım, ben de siz biliyor musunuz diye geldim. Görüyorum ki aynı noktadayız. Sen de vazgeçiremedin yani. Yani zaten belli bir amaçla savcı olmuştu. Yoksa bence Ceylin bir avukat olarak doğmuş. Yani belki de daha mutlu olacağı yer orasıdır. Ben daha fazla vaktinizi almayayım. Tamam. İyi akşamlar Yekta Bey. Kadir Bey sizi bekliyor. Zahmet etmiş, kendim gelirim. Buyurun, bekletmeyelim. Biz sevmez malum. Tamam, bırak. Bırak. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Osman Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kadir Bey sizi bekliyor. Siz niye zahmet ettiniz ya? Biz kendi aracımıza gelirdik. Arabaya buyurun. Anlamadım. İkiniz de arabaya geçin. Tamam, Çınar. Gel Çınar. Tamam. Sanırım bu kapıyı senden daha güzel biri açmadı bana. Annen de dahil. Anne nerede? Tam zamanında. Nasıl geçti? Şaşırtıcı. Sizin? Bizim. Şefkatli. Yumuşacık. Elif bana ne aldı? Tanıştınız mı Elif'le? Çok güzelmiş. Gözleri anneninkilere benziyor biraz. Sevdin mi Elif'i? Misafirlerim gelmiş. Niye haber vermiyorsunuz lan? Durduk bir cenaze namazımıza şimdi. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kadir Bey, hayırdır? Yani sözde hasta olan canı arıyormuşsunuz.
Yani bulamamışsınız falan. Ben de üzüldüm. Tuttum buldum sizin için. Getirin. İnsan sevindirmeyi seviyorum. Ne yapayım? Ona ne şüphe Kadir Beyciğim. Can kayıp mıydı ya? Bu can arkadaşımız çok yaramaz. Şeytan dürtmüş kendisini. Kadir Bey, gerçekten eşeklik yaptım. Ben çok pişmanım. Bir daha asla yapmayacağım. Ekmek çarpsın. Kadir Bey, ne yaptıysa bizden habersiz yaptı. Bizim, hele benim, zerre haberim yok. Asla. Ben her şeyin farkındayım. Sakin ol Yekta. Benim ensemde gözlerim, yerde kulaklarım var. Ama atılan kazık sizin yöreden olduğu için ucu da size değebilir. Ulan seni Allah belanı versin! Ne yaptın oğlum sen? Gerizekalı! Ne? Özür dilerim Kadir Bey. Ne olur. Bu paraları kumarda çatır çatır yemiş. Benim paralarım kumarda yemiş. Ama bu salak bu işleri benim mekanımda yapmış. Can Efendi, o takma isimler masadaki diğerleri için. Ben adamın ciğerini bilirim. Ciğerini. He? Tık tık. Tık. Şimdi bedel ödeme zamanı. Ne kadar kaybetmiş? Size daha önce de söyledim. Bende suçla ceza birbirine eşit olmuyor. Yani bunu ben bir türlü öğrenemedim. Huy. Kadir Bey, ne oluyor? Yani bizim günahımız ne? Rica ederim. Sizin günahınız bu itle ortak olmak. Bu itle arkadaşlık etmek. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir hafta. Tam bir haftanız var. Benim paramı geri getireceksiniz. Kuruşu kuruşuna. Yavru kuzu arkadaşlarıyla çayırda bütün gün çiçekleri koklar, uçuşan kelebekleri kovalarmış. Her gördüğü şeyi merak eder, hemen koşup bu ne diye annesine sorarmış. Bir gün sürüye kapkara bir minik kuzu katılmış. Uykun geldiyse yarın da devam edebiliriz. Nerede kaldığımızı unutmayalım. Suyunu buraya bırakıyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa neredeyiz biliyorsun değil mi? Gel hadi uzanalım. Yastığımızı indirelim. Şöyle
Sormayacak mısın? Anlatırsın diye düşünüyorum. Dinliyorum. En baştan başla ama. Dikkatimi çekmek için, peşinden gelmem için, torpidoyu açık bırakmandan, arabayı almak yerine taksiyi tercih etmenden. Oraları anlamışsın zaten. İşte taksiye binip hastaneye gittim. Sonra... Tamamdır. Silahından ateş edilmiş gibi göstermem gerekiyordu. Bir el ateş ettim. Ses çıkmasın diye de toprağa. Kovanı da yanıma aldım, iz bırakmamak için. Gerçekten sana o raporu aldırtacağımı mı düşünüyorsun sen? Ben buradan da çıkacağım. Doğayı da alacağım. Mercan'ı benden geri alman için beni öldürmen gerekiyor. Silahını gördüğünü anlayınca harekete geçtim. Kendi silahımı belimden çıkarıp sanki o bana ateş etmiş gibi duvara sıktım. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun, delirdin mi? Ne yapıyorsun sen, beni mi vuracaksın? Yaklaşma. Bırak, sen şunu bana! Ceylin! Bırak! İşte sen geldin, silahı elimden aldın. Hatta masanın üstüne bıraktığında namlunun ucuna yapışan toprak masaya dökülmüştü. Ben de sen görme diye hemen onu yok ettim. Eren, Göksu'yu da al. Hemen gelin buraya. Sen gerçekten iyisin değil mi Ceylin? Sen geldin ya, daha iyi olacağım şimdi. Ya işte Eren'e silahımı verdim, odama koysun diye. Filiz bana ateş etmiş gibi görünsün istedim. Aksini söylese de kimse inanmayacaktı zaten. Orada tek silah vardı. O da seninkiydi gibi olması gerekiyordu. Hemen al bunu. Hemen odama götür, bırak. Ceylin, bu ne ya? Al bu silahı, anlatacağım ben. Al şunu. Ceylin, Allah Allah. Al bunu, adliyedeki odama bırak hadi. Kimse de bir şey anlatma, sakın hiçbir şey söyleme. Bir de Yekta'ya söyle burayı halletsin. Etme Ceylin ya. Hadi ya, benim için, Mercan için lütfen. Eren, silahı da alalım. Çekirdek burada. Görmüşsündür zaten. Kovan, kovan da burada. Evet savcı. Filiz, Ceylin ateş etti derse bunu ispatlayamasınlar diye de elimi kaynar suyla yıkadım. İşte barut yüzü çıkmasın diye. Senin silahından çıkan kovanı da orada çöpe attı. Tamam, yalnızım. Korkmalı mıyım? Aç kulağını, beni iyi dinle, tamam mı? İkinci tekrarı yok. İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bir olay oldu. Ceylin temizlemeni istiyor. Anladın? Anladım. Anlamadım ama ya çok iyi anladım. Tamam. İddialarına karşılık silahım odamda diyecektim.
Eren odama silahı bırakırken kendi silahından eksik kurşunu da tamamladı. Görüntülerle ilgili Yekta Bey ne istiyorsa onu yapalım. Kalender bir Yekta da hastanedeki görüntüleri aldı. Nasıl ulaşılmasın diye. Sözüm söz Rıza. Yarın Tilmen Hukuk'a bekliyorum. Halledeceğiz senin işi. Allah sizden de. Ender benden razı olsun. Amin amin. Teşekkürler. Eren bir savcı olarak verdiğim emirleri yerine getirdi. Yani lütfen onu sorgulama. Sorsan da zaten hiçbir şey bilmiyor. Yekta da Yekta işte. Sonuç olarak Filiz'in Dalavere'yle heyetten rapor almasına engel olmak istedim. Başardım da. Zaman kazandım. Herkes şu an hak ettiği yerde. Şikayetimi de geri aldım. Yani aslında hiçbir şey olmamış gibi oldu ama aslında çok da şey oldu. Ama burada beni en çok üzen, en çok canımı acıtan şey ne biliyor musun? Sana verdiğim sözü tutmamış oldum. İyi, en azından farkındasın. Ama bedelini de Nadide Başsavcı'ya peşin peşin ödedim. Mesleğe uygun davranmadım. Savcılığı bıraktım. Artık bu zorlu, harika mesleği sana bıraktım savcı. Böyle tatlı tatlı anlatarak kendini cezalandırmış olmayı öne sürerek sana kızmayacağım, hiçbir şey demeyeceğim mi sanıyorsun? Kimsenin canı yanmadı. Ha, kimseye haksızlık da etmedin. Beni kandırdın, bana yalan söyledin. Kısa sürede, uzun vadeli bir yalan değildi. Ceylin, yalanın süresi mi olur? Yani bir günlük sayılmaz, haftalık üzücü, yıllık suç diye mi bakacağız? Söyledin mi söyledin? Ya tamam, onu diyorum işte. En az üzüldüğüm yer orası. Hem ben anne olarak görevimi yaptım. Kızım için her şeyi yaparım. Sen de biraz affedici olabilirsin. Ayrıca bir dakika ya, şu an çaktım. Ya sen kendine öldü dedirttin. Ben de seni affettim. Hadi bakalım, bununla ilgili ne diyeceksin? Neymiş? Bazen insanlar sevdikleri için bazı şeyler yapabilirlermiş. Minik müdahaleler. Bak aslında bu da bir gelişme. Yalanını sürdürmedin. Ortaya çıkınca inkar etmedin. Sonucundan kaçmadın. Hatta sonucunu kendin koşup oldurdun. Evet. Bence büyük bir gelişme kaydettin. Hı. Ama bu gelişmeye dahil etmek istediğim bir şey var. Geçmişte bir hata yaptım. Şu an korkutuyorsun beni. Yani üniversite 3. sınıftaydım. Ya Mercan'ı bulduktan sonra böyle içimde kocaman büyüt bu vicdan azabı olarak. Bu hatayı düzeltmem gerekiyor. Günahlarımdan sıyrılmam gerekiyor. Şu an net korkuyorum. Nedir bu? Ceylin, anlatır mısın lütfen hemen? Üniversite 3. sınıftaydık. O zamanlar kankam oydu biliyor. Mercan? Yanınızda yatabilir miyim? Tabii ki. Tabii, gel böyle. Gel. Gel. Gel böyle. Gel. Biz de şimdi babanla yatıyorduk. Evet.
sarılalım mı sana?